GİS Bir Yönetim Kurulu Murat Kıran başkanlığında Tuzla'daki genel merkezde bir araya geldi. Yoğun katılıma sahne olan toplantıya KOSTER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş'ın yanı sıra Scientific Research Institute sahibi ve genel koordinatörü Igor Şimat ve Tesla Invest firmasının ortağı Serdar Köpürtaş katıldı. Toplantıda komisyonlarda alınan kararların yanı sıra Türk parasının korunması kanununda yapılan mevzuat değişikliği de masaya yatırıldı. Toplantıda ayrıca Tesla Invest firmasından Serdar Köpürtaş, bazalt kayadan üretilen bazalt fiber ve bazalt kompozit ürünleriyle ilgili yönetim kurulunu bilgilendirdi. GİS Bir Genel Sekreteri Mehtap Özdemir toplantının detaylarını aktardı. KOSTER Yönetim Kurulu Başkanı bizim yönetim kurulumuzu ziyarete geldi. Yeni bir ürün hakkında bilgilendirmede bulundu. Bu kapsamda yönetim kurulu biraz yenilikçi ve farklı ürünler konusunda bilgi sahibi olmuş oldu aslında. Kendi teknolojilerini geliştirmeye çalıştıkları bir üründü. Bunun dışında Türk parasının korunması kanunuyla ilgili yeni çıkan mevzuat değişiklikleri, aslında sektörümüzde yatlarla ilgili böyle bir şey kalmıştı, boşluk kalmıştı. O boşluğu tamamen düzeltecek şekilde çıktığı için yeni mevzuat, artık yatlarla ilgili de bir dövizli işlem yapamama probleminin ortadan kalkmış olduğunu bizim danışmanımız belirtti. Bu anlamda rahatlatıcı oldu sektör açısından diye düşünüyoruz. Komisyonlarımız toplanmıştı düzenli olarak. Teknik işler ve Ar-Ge, sosyal ilişkiler, dış ilişkiler komisyonları. Komisyonlarda alınan kararlar yine yönetim kurulunun bilgisi dahilinde sunuldu. Toplantı sonrası mikrofonlarımıza açıklamalar yapan KOSTER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş, yeni bir teknoloji olan bazalt fiber sistemini tanıtmak için yönetim kurulu toplantısına katıldıklarını belirtti. Sayın Başkanım, öncelikle teşekkür ediyorum. Bize bugün yönetim kurulunu açtı ve konuyu aktarmamızı sağladı. Konu tamamıyla yeni bir teknoloji, Türkiye için yeni bir teknoloji. Yani dünya içinde çok ülkede olmayan, menşei Ukrayna'da olan, Ukrayna'dan çıkan ve Rus bazlı çıkan, bugün çok fazla ülkelerde henüz yerini almamış ama geleceğin teknolojisi olarak adlandırabileceğimiz bazalt ve bazalt fiber, onu da türevli olan kompozitler üzerine bir sunum yaptık Sayın Başkanım nezdinde. Alternatif olarak doğada organik olarak var olan bildiğimiz bazalt taşından fiber üretim endüstrisini Türkiye'ye kazandırmaya, bu teknolojiyi Türkiye'ye know-how ile engineering ve mühendislik sistemleriyle beraber getirip Türkiye'deki bazalt madenlerini aktif olarak ülke ekonomisine kazandırıp hem yemyeşil sanayinde hem uçak sanayinde ve diğer sektörlerde, özellikle inşaat sanayinde, bakın ben size burada bugün bir örneğini göstereyim. Burada siz bunu iplik olarak görüyorsunuz ama bunun asıl geldiği yer bildiğimiz bazalt taşı. Volkanik, %98'i volkanlardan, %4'ü işte diğerlerden oluşmuş bir taşın yapılmış olan ısıtılma eyleminden sonra aldığı hal. Buna da biz bazalt fiber diyoruz.